Değerli basın mensupları, aziz ağa arkadaşlarım. Hepinizin bildiği gibi Türkiye uzun yıllardır zor süreçten geçmekte. Türk milleti, Türk devleti bölücü unsurlarla uzun yıllardır mücadele etmekte. Silahlı kuvvetlerimizden, emniyet teşkilatımızdan ve birçok değerimizi kaybetmiş, şehit vermişler bulunuyoruz. Dolayısıyla Milli Hareket Partisi geçmişten bu zamana vatanın bölünmez bütünlüğü noktasında çaba sarf ettiğini, emek sarf ettiğini, mücadele ettiğini hepiniz biliyorsunuz. Bilindiği üzere uzun yıllardır Merhum Başkanımız Alparslan Türkeş Bey ile Yerel Başkanımız Liderimiz Devlet Bahçeli Bey ile Türkiye'deki gelişmelere yaklaşımları, kaygıları ve gelinen noktaya da bakıldığı zaman da ne derece haklı oldukları gün gibi ortaya çıkmıştır. Özellikle 15 Temmuz öncesi gerek PKK terör örgütü, gerek çeşitli aşırı burç unsurlar, ayrımcı odaklar ve bununla birlikte FETÖ terör örgütünün yapılanması ile ilgili liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey endişelerini dile getirmiş, itirazlarda bulunmuş ve bu endişelerinde, itirazlarında, önerilerinde ne derece haklı olduğu yine dediği gibi net bir şekilde bugün anlaşılmaktadır. Liderimiz 3 Kasım 2019 uzak bir tarih. Türkiye'de bu sıkıntıları aşabilmenin yolu bir erken seçimdir. Dolayısıyla erken seçim yapılmalı, güçlü, güvenli, güven duyulan güçlü bir hükümet tesis edilmelidir. Bir diğer taraftan da bu yapılmalı takdirde gerek içerideki fitne, gerek dış odakların Türkiye üzerindeki hesapları bertaraf edilemez. Türkiye 3 Kasım 2019'u bekleyemez düşüncesiyle 26 Ağustos 2018 tarihinde bir erken seçim yapılması teklifinde bulunmuştur. Bir gün sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları görüşme neticesinde 24 Haziran 2018 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminin yapılması karar almıştır. Değerli arkadaşlarım, bu seçim kararı alındıktan sonra tabii hepinizin bildiği gibi Cumhur İttifakı içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi yer almakla birlikte Büyük Birlik Partisi de bu ittifaka destek vermiştir. Şimdi burada diğer ittifaka bakıldığı takdirde en zararlı arkadaşlarım Cumhur İttifakı Millet Aklı Milli Beka'nın teminatıdır. Cumhur İttifakı Millet Aklı güven ve hukukun teminatıdır. Cumhur İttifakı Millet Aklı istikrarlı yönetimin teminatıdır. Cumhur İttifakı Millet Aklı geleceğin teminatıdır. Türk milletinin, Türk devletinin teminatıdır. Değerli arkadaşlarım, bir taraftan da erken seçim neden yapıldı? Niye bu karar alındı? Erken seçim kararını Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey neden talep etti? Neden böyle bir açıklama yaptı? Şimdi burada hepimizin bildiği gibi 2019 3 Kasım'a eğer seçim yapılacak olsa Türkiye'de zaten sıkıntılar aşılmakta bir zorluk yaşanıyor. Türkiye'de fitne odakları o güne kadar rahatlamayacak. Ve burada güven rahatlıkla tesis edilemeyecek.
yaşanacağı yaşandığı yerler, ekonomiden bahsetmek mümkün olmuyor. Yatırımdan bahsetmek mümkün değildir. Din ve vicdan diyetinden bahsetmek mümkün değildir. Özellikle de demokrasiden bahsetmek mümkün değildir. Bu sebepten dolayı bir an önce erken seçim yapılmalı, halkın desteği güçlü bir şekilde alınmalı, Türkiye'deki yaşanan bu sıkıntıların üzerlerine rahatlıkla gidemeli. Genel başkanımızın bu sebepten dolayı erken seçim istediği hepimizin malumu. Değerli arkadaşlar.